Onu internet sitelerinde de düşün. Ben de gördüm. İşte uzayda gül gibi falan bir resim. Baktım ben güle de benzetemedim. Nasıl güle benzetiyorlarsa. Şimdi ben gayri ihtiyar ona bakarken çocukluğumda hatırlıyorum. Çocukluğumu hatırlıyorum. Baharla beraber biz hayvan otlatmaya falan giderdik köyde. Da bulutlar gelir böyle. Çocuk değil miyiz? Aa bak bu arslana benziyor. Bak bu kafası, bu burnu. Biz öyle deyinceye kadar tabii rüzgar onu bozuyordu. Neresi? Ya geçti gitti. Arslan gitti. şunu gördüm mü şunu gördüm. Bak adama benziyor falan. Öyle kendi kafamıza göre aynı şekilde benzetirdik. Kediye benzetirdik, ata benzetirdik falan. İnsana benzetirdik. Benzeri şeyler oluşuyor. Yani bulutlarda da oluşuyor. İlla ta uzaya gitmesine de gerek yok. Ve bunlar için aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aleyhisselatü ispata da gerek yok. Bu bir ikincisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği gece 12 Rebiül Evvel'dir. Rebiül Evvel. Yani kameri takvime göre. Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. Mevlid kandilidir. Ve mübarek bir gecedir. Mübarek bir zaman dilimidir. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir diye bahsediliyor. Dinimizde miladi takvime göre, güneş sistemine göre mübarek bir gece, mübarek bir gün, mübarek bir hafta yoktur. Vardır diyen bidat işler. Dolayısıyla Kutlu Doğum haftası da bidattır. Yok öyle bir şey. Zaten Mevlid kandili asırlardır kutlanıyor, fitneye sebebiyet vermiyor. Kutlu Doğum haftasında bir sürü herzeler yeniyor. Yok orkestralarla, yok bilmem ince şey, çalgılarla, çulgularla, açık havalarla, bilmem nelerle falan filan derken andosana bakıyorsun bir sürü fitneyi seviyor. Din düşmanlarının aynı şekilde düşmanlığının arttırmasına sebep oluyor falan. Halbuki Mevlid Kandili'nde sessiz sedasız Müslümanlar Mevlid Kandili'ni kutluyor. Yani İslamiyet'e uygun olarak bidat karıştırmadan kutluyor. Yani buna iman etmeyen, inanmayan kimseler de zaten bir şey demiyor. Ama sen burada aynı şekilde habire dürtüyorsun. Dolayısıyla bu bidattır. Efendim ki işte falan destekliyor falan. Falan veya filan desteklemesi önemli değil ki. Bu iş bidat mı değil mi? Bidat. Hani bize soruyorlar. Efendim işte şu konuda siz böyle dediniz de kaza namazları konusunda bunun delili var mı? Biz delilini de söylüyoruz. Peki Kutlu Doğum haftasının din kitaplarında hangisinde delili var? Hangisinde delili var? Abi yıldızlar gül gibi olmuş. Ha, yıldızlar gül gibi olmuş değil mi? Bu böyle getiriyor. Oradan onun için. Şimdi geçenlerde bu Türkiye Gazetesi'nin şimdi 41. yıl dönümü ya. Bu vesileyle İrfan Öz Fatıra var. Allah Teala razı olsun. Çok gayretli var. Aslında yazar. Yazar. Kendisi aslında daha önce TGRT personeliydi. Evet. Buram buram Anadolu'yu çeken oydu. Buram buram. Metinleri yazan. Evet, metinlerinde yazan oydu. Maşallah kalemi çok güçlü bir arkadaş. Cenab-ı Hak razı olsun kendisine. Şimdi onun zaman zaman böyle temas ettiği şeyler oluyor. Yazarken ederken temas ettiği konular oluyor da bir şeyi böyle bazen zorluyorsunuz. Şöyle olsun böyle olsun diye. O bir şeyi açığa çıkarmıştı İrfan Öz Fatıra. Yani şu darın nazirisi var ya. Onu ortaya atanları. Uzun bir araştırma neticesinde bir yazısı vardı. Şimdi gitmiş adam. Hani maymundan geldiğini ispat edecek ya. Afrika'da bir kabilede kendi hayaline göre falan. Şimdi kısa boylu adam, zenci de onu yakalamışlar, kafese almışlar, getirmişler Amerika'ya. Hayvan muamelesi yapmışlar adamcağız. Evet, kafeste getirmişler. Kafeste getirmişler. Adam sırf o düşüncesini ispat için işte diyor bu diyor maymunun insan haline dönüşmüş şekli. Sonra diyor işte biz bundan diyor gelişerek böyle olduk falan. Bizimle diyor. Maymun arasındaki tür yani. Bizimle maymun arasındaki tür diye. Adam sırf o görüşünü şey yapmak için hayvan muamelesi yapmışlar. Ondan sonra sirklerde dolaştırmışlar, çadırlarda dolaştırmışlar. Kafesin içerisine almışlar. O şekilde zulüm yapmışlar adamcağıza. En sonunda adam dayanamamıştı, intihar etmiş. Çocukları falan da varmış. Evet, çocuğundan, hanımından falan da ayırmışlar. Onlardan da ayırmışlar. Yani şuna getireceğim de adam sırf insanlar maymundan geldi diye başkalarına da aynı şekilde zulmederek bunu ispata kalkıyor. Kulp buluyor yani. Kulp buluyor. Ya sana ne lüzum var aynı şekilde? Yok. Uzayda bak gül oldu. Bu da Kutlu Doğum Haftası tam denk geldi. İşte Kutlu Doğum Haftası'nın delili. Biz uzayda mı arayacağız delilleri? Bizim delilimiz 4 tanedir. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukahadır. İşte onu bir yere dayandırmaya çalışıyorlar ya. Yani bir dayanak yok. Dayanak yok. Böyle bir şey vermek hani, istiyorlar. Böyle. İrfan Öz Fatıra Bey'in de aynı şekilde onu yakalamış. Evet. O da getiriyor. Dayanak yok ya. İşte bu. Sonra ne oldu? Fasarya çıktı. Palavra çıktı. Aslaslar yok.
maymundan geldiklerine inananlara bir şey demiyoruz. Şeyde şey Taha amca, Allah falan rahmet eylesin. Bir gün birisi gelmiş efendim demiş, siz demiş beni tanıyor musunuz falan. Yaşı da ilerlemişmiş. Rahmet de şöyle bakmış. Biraz da böyle şey konuşmuş. Vallahi demiş sen bir hayvanın oğluydun ama demiş hangi hayvanı çıkaramadım. Şimdi var ya öyle kırdoğlu falan diye. Soyadı kırdoğlu muymuş? Soyadı kırdoğlu. Sen de demiş. Senin demiş. Sen demiş bir hayvanın oğluydun ama demiş hangi hayvanı bilemedim ben. Yani bunlardan da böyle bir hayvanın oğlu olanlar var. Ayı mıdır ya da maymun mudur? Biz insan evladıyız. Adem Aleyhisselam'dır ceddimiz. Allah-u Teala bizi böyle yaratmıştır. Biz böyle iman eder, böyle de itikad ederiz. İtikad ederiz. Onun için efendim, bu tip insanlar, yani bu bidat ehli de aynı. Bidat ehli de, bu Darwin nazariyeciler de birbirlerine benzerler. Zoraki delillerle bir şey ispata kalkışıyorlar. O da açığa çıkıyor tabii ki. Gereği yok. Bizim uzaya çıkmamıza da gerek yok. Mevlid Kandili, Mevlid Kandili, Kameri takvimdeki Rebiül Evvel ayının 12. gecesiydi. Biz kutladık, geçti gitti. Yani şimdi, ama efendim işte ben, o zaman Rebiül Evvel ayı Nisan'a denk gelmiş olabilir. Olabilir. Yani ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Nisan'a denk geldiğini biliyordu. Ama Nisan'da hiç kutlamadı. Dolayısıyla mübarek geceler, mübarek günler dinimizin mukaddes olarak bildirdikleri kameri takvime gelir. Öbürleri bidattır. Konuyu uzatacağız ama kutlasak ne olur diye bir şey olabilir. Ha, kutlasak ne olur? O zaman ilave yapmış olursun. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilememiş. Eshab-ı Kiram bilememiş. Tabi'in, tebe-i tabi'in bilememiş. 15 asırdır gelen evliya ve İslam alimleri hiçbirisi bilememiş. Hepsi cahil, hepsi anlayışsız. İdrakten noksa biz çok biliyoruz. Bundan daha büyük hata olur mu? Onun için bid'at sahipleri için, bid'at sahipleri cehennemin köpekleri de buyurmuştur. İlave yapmak. Şeytanın reddedilmesine, kovulmasına sebep Allah-u Teala'ya haşa sen bunu bilemedin, anlayamadın deme cüretinde bulunmasıdır. Yoksa günah işleyen Allah-u Teala affediyor. Ondan daha büyük cürette yok. Evet, yani. Ondan daha büyük cürette yok. Onun için de reddedilmesi gerekir.